Sevgili dostlarım merhaba. Birinci rahip krizinden sonra ikinci rahip krizi kapıda mı? Evet, bir önceki videomda bu konuyu işlemiştim biliyorsunuz ve birinci rahip krizinin aslında doları yukarıya çekmek için bilinçli bir şekilde köpürtüldüğünü ve bunun sonrasında Trump'ın tweetlerini de kullanılarak doların 3,5 liradan 7 liraya devalüe edildiğini, yani Türk lirasının değer kaybettirildiğini sizlere ifade etmeye çalışmıştım. Bu videonun hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde Amerika'dan açıklama geldi. Hazine Bakanı Mnuchin'in açıklaması çok dikkat çekici. Bu açıklama sonrasında da dolar zaten bir anda 5.75 seviyesinin üzerine kendisini attı. Açıklama şu: ABD Türkiye'nin füze alımları konusundaki yaptırımları inceliyor. Yani Amerika Türkiye'ye bir yaptırım uygulama peşinde şu sıralarda. Tekrar yaptırımlar gündeme geldi. Katsa yaptırımları üzerinde Amerika'da tartışmalar tekrar başladı. Neden? Çünkü Türkiye ile Amerika arasında Fırat'ın doğusu konusunda muhtemelen bir anlaşma vardı. Bu anlaşma bozuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Amerika'da kendi kartlarını oynamaya başladı. Tabii görünen bu, perde önünde oynanan oyun bu. Acaba perde arkasında oynanan oyun ne? Amerika ile Türkiye birlikte devriye atıyor Fırat'ın doğusunda. Ama Erdoğan Amerika ile ilgili çok sert açıklamalar yapıyor. PYD ile ilgili bir güvenli bölgenin Amerika tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Diğer taraftan hemen ertesi günde Amerika Hazine Bakanı Mnuchin Türkiye'ye yaptırımlar konusunu gündeme getiriyor. Türkiye tekrar bir dolar şokuyla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor yakın zaman içerisinde. Ve bu dolar şokunun ismi de ikinci rahip krizi, yani Fırat'ın doğusu olacak muhtemelen. Evet, Fırat'ın doğusu konusu köpürtülecek ve bunun üzerine Katsa yaptırımları da konulacak ve Türkiye'de Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sağlanacak. Yakın zaman içerisinde biz dolarda 6.25-7.20 aralığını görüyor olabiliriz. Bu kriz bu şekilde tırmanır ise, Amerika ile Türkiye arasındaki gerilim artarsa, hele ki Katsa yaptırımları iyiden iyiye Amerika gündemine tekrar oturursa ve bu yaptırımlar Türkiye'ye uygulanmaya başlanırsa, işte o zaman işin rengi değişecektir sevgili dostlarım. Çok hızlı bir şekilde dolarda yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. Bu durumu Türkiye fırsata çevirebilir mi? Elbette çevirebilir. Her seferinde söylüyorum. Türk lirasının bu kadar değerli olması aslında Türkiye için bir avantaj değil, bir dezavantaj. Türkiye'nin ihracatı için de bir dezavantaj. Türkiye'nin iç pazarı için de bir dezavantaj. Türkiye'nin sanayicisi için de bir dezavantaj. Türkiye'nin KOBİ'si ve esnafı içinde bir dezavantaj. Doların hızlı yükselmesi, Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kaybetmesi, ilk etapta bu söylediğim tüm kesimlerle birlikte vatandaşa da zarar verebilir. Enflasyonist bir baskı oluşturabilir. Piyasadaki, ekonomideki dengelerin ilk etapta bozulmasına neden olabilir. Ama şunu unutmayın, uzun vadede ve orta vadede Türkiye'nin ithalatının önünün kesilmesine, ihracatının artmasına, ithal edilemeyen pek çok ürünün üretilmesine sebep olabilir. Bu da Türkiye'de işsizliğin azalmasını beraberinde getirebilir. Türkiye'nin mecburen sanayileşmesini, Türkiye'nin mecburen tarıma yönelmesini sağlayabilir sevgili dostlarım. Bunu eğer ki Türkiye avantaj olarak kullanırsa. Biz bunu avantaj değil, bir kriz nedeni olarak kullanacağız. Doların yükselmesini sadece konut sektöründeki hareketlilik için kullanacağız derse mevcut hükümet, daha önce olduğu gibi, işte o zaman büyük darbelerle kısa, orta ve uzun vadede uğraşmak zorunda kalırız sevgili dostlarım. İkinci rahip krizinin startı verilmiş bulunuyor. Özellikle Hazine Bakanı Mnuchin'in bu açıklaması ve Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra iki önemli açıklamadan bahsediyoruz. Bu krizi aynı rahip krizinde olduğu gibi tırmandırma niyetinde gibi görünüyor Erdoğan. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları çok sert. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha sakin açıklamalar yapıyordu ama son zamanlarda o da ortamın gerici açıklamalar yapmaya başladı. S-400 konusu tekrar gündeme getirilecek gibi görünüyor. S-400 konusu zaten kapanmamıştı. Sadece üstü bir miktar örtülmüştü. Türkiye ile Amerika arasındaki
Fırat'ın doğusundaki ilişkilere bağlı olarak açılmak üzere. Fırat'ın doğusunda ortam gerilince hemen üstündeki tozlar silkeleniverdi. Türkiye'de bu işi rahip krizinde olduğu gibi özellikle köpürtüyor olabilir sevgili dostlarım. Bakın yakında şu söylemler gündemde olacak. Türkiye'nin gücünü kıskananlar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda olmasını istemeyenler, dış güçler Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Türkiye ekonomisi üzerinde yine oyunlar oynanıyor. Türkiye'de dolar yükseliyor ama bunun sebebi hükümetin yanlış ekonomi politikaları değil. Bakın bunun sebebi Amerika, kötü Amerika, kirli Amerika. Amerika'nın kötü olduğunu, kirli olduğunu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde, Orta Doğu ülkelerinde çok çirkin politikalar uyguladığını hepimiz biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, İran'da da uyguluyor. Irak'ta da uyguladı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, sakat kaldı. Suriye'deki politikalarını da biliyoruz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama buradaki problem şu. Amerika, Fırat'ın doğusu konusunu, S-400 konusunu pişirip pişirip önümüze koyacak. Türkiye bu konuyla ilgili çok sert tepkiler verebilir bu süreçte. Neden? Çünkü doların yükselmesi gerekiyor Türkiye'de. Çünkü piyasa iyiden iyiye kilitlenmiş durumda. Ki daha önceki videolarımızda size şunu söylemiştim. Dolar şoku yaşandığında dolardan çözülecek paranın faize gitmemesi için faizi indirecekler. Aslında faizi indirme sebepleri piyasayı canlandırmak falan değil. Faizi indirdikleri zaman piyasanın canlanmayacağını emin olun onlar da biliyorlar. Bizi yönetenler de biliyorlar. Bu ortamda kimsenin kredi alma eğiliminde olmayacağını ya da bankaların özellikle kredi veren özel bankaların kredi verme eğiliminde olmayacağını onlar da gayet iyi biliyorlar. Buradaki amaç mevduata paranın yönelmemesi. Dolardan çıkan para mevduata gitmesin. Borsaya zaten gitmez. Gidecek olursa borsanın belini kırarız, oraya paranın gitmesini engelleriz. Ama mevduat yüksek olursa dolardan bozulacak para mevduata gidebilir. Bu da bizim bütün planımızı bozar mantığındalar. İnsanlar eğer ki dövizi belli bir seviyeye geldiği zaman satma eğilimine girerse girebilir. Oradaki formülle şu olacak muhtemelen. Döviz belli bir seviyeye hızlı bir şekilde çıktıktan sonra istenilen seviyelerde tutulacak. Hatta oralardan bir miktar satış baskısı gelecek ama çok sert bir satış baskısı değil. İnsanlara satma fırsatı verilecek bir satış baskısı ve bu seviyelerden insanların bozdurduğu paranın da konut sektörüne girmesi, reel sektöre girmesi, piyasaya girmesi sağlanacak. Böylece piyasa canlandırılacak. İkinci rahip krizi bu nedenle çok bilinçli bir şekilde birinci rahip krizi gibi çıkartılıyor. Birinci rahip krizinde olduğu gibi yukarıya doğru çok sert hareketler göreceğiz. 1'e 2 hareketler görebiliriz. Aynı birinci rahip krizindeki gibi. Bu da yaklaşık 10-12 bandını işaret ediyor zaten. Benim aylardır sizlere söylediğim 10-12 bandının en net sebebi bu. Aylardır ben size videolarımda bunları açıklıyorum zaten. Aylardır bunları söylüyorum. Bakın ne diyorum? Faizi düşürecekler, faizin cazibesi kalmasın diye. Evet, faizi düşürecekler, faizin cazibesi kalmasın diye. Doları yükseltecekler, belli bir seviyeye kadar yükseltip orada tutacaklar. İnsanlar dolarını bozup başka alanlara girsin diye. Piyasa tekrar canlansın diye. O başka alanların ana teması da konut sektörü olacak sevgili dostlarım. Bakın bunu bir tarafa not edin. Konut sektörüne dolardan çözülen paranın girmesi için doları yukarıya çekecekler, faizi aşağıya indirecekler. 12'sinde çok sert bir faiz indirimi gelecek muhtemelen. Minimum 300 ile 400 bas puan arasında bir faiz indirimi görebiliriz. Bu faiz indirimi sonrasında dolardaki hareket daha da hızlanacak. Fed'in faiz indirmemesi de doların daha da hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasına sebep olacak. Amerika ile Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, özellikle katsa yaptırımlarının S-400 konusunun tekrar masaya getirilmesiyle birlikte sevgili dostlarım, dolar hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacak ve belki de bizim bile tahminimizden önce 10-12 bandına
gidecek. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlar.